Günaydın. Herkese mutlu bir sabah diliyorum. Çok geç yatıp, çok geç kalktığım için, yok erken kalktığım için olacaktı, pardon. Şu anda gözlerim şiş. Kendi pijamamın altını bile giymemişim, hesap edin. Alakasız bir şort. Tokada saçımı toplamıyor ama neyse, toplamasın zaten. Çok da önemli değil. Şimdi bir Türk kahvesi içeceğiz beraber. Hala Instagram kapalı. Yakından YouTube'da kapanırsa döküldü şaşırmam dermiş. Neyse, hala Instagram kapalı ve canım çok sıkkındı. Şu fincanımda içeceğim kahvemi. Güzelliğini görüyor musunuz? Ay görmüyorsunuz. Kamera burada çünkü. Sürekli Instagram'a video çekmekten sağımı solumu kameralara karıştırıyorum arada bir. Kahvemi yapayım ve güne başlayalım. Bugün çok tatlı biriyle buluşacağım. Sizin de beklediğiniz. Seni bekliyorum tatlış. Geciktin. Şimdi çok severek aldığım bir kargom geldi. Tam böyle paketi açtım, dedim ki kutuları açmadan birlikte beraber bakalım dedim. Şimdi açıyorum. Hemen şöyle bakın. Çok güzel değil mi ya? Böyle ikili kolye seti bu. Böyle kombin olarak düşünün bakın. Rengi falan şu şekilde ve ben bunun rengini çok beğendim. Şu detaylarını da çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bu böyle siyah bir kalple almıştım ben bunu. Siyahı yok mu, varmış? Şöyle şimdi hemen böyle kenara alalım. Böyle dörtlü set olarak aldım. Hemen açalım. Ben böyle kombinleri çok seviyorum. Bir de yazın çok güzel oluyor böyle kolyeler, küpeler falan. Bunu da çok beğendim. Bu da çok güzel. Tam böyle var ya, fotoğraftaki gibi gelmiş. Şunu da açalım. Yani bir tanesini var ya, bak bu siyah. Neden siyah aldım diyeceksiniz. Vallahi bu kombinin hoşuma gitti. Aslında beyaz almak istiyordum. Beyaz kolye. Ama elim bir şekilde siyaha gitti. Şunun ucundaki detaylar da çok güzelmiş. Yine böyle yıldızlı. Bunda da mı yıldız vardı? Öyle hatırlıyorum sanki. Evet. Bu da ama bu boncuklu yıldız. Bu böyle düz. Aslında bunları birbiriyle kombin yapabilirim. Bunun acını siyah olması gerekiyor. Evet. Çok güzelmiş gerçekten. Tüm anne yap ucunu annem. Bir de şöyle açayım. Kırmızı aldım. Bunun bu kolyesini çok beğendim ya. Çok güzel değil mi? Şöyle bunun da ucu böyle kuzey yıldızı gibi. Bir de kırmızı bir taş vardı. Bugün arkadaşımla buluşacağız. Kadıköy'e gitmeyi düşünüyoruz. Eğer bunlardan birini takarsam kombini sizinle çekerim. Yani derim bakın, o aldığım küpelerden birini, şey kolyelerden birini taktım falan derim. Bu arada boğazım şişmiş. Neden bilmiyorum. Herhalde birkaç gecedir akşamları serin oluyor. Ondan dolayı sesim için kusura bakmayın. Şimdi uyanır uyanmaz hazırlandık. Kızlarla beraber Zemzem'le buluşmaya gideceğiz. Kız kardeşimle. Bilmeyenler için söyleyeyim. Florida buluşacağız. Bir AVM var. Hem AVM'de biz kahvaltı yaparız. Hem de sonrasında çocuklarımla parka götürürüz diye düşündüm. Çünkü orası gerçekten çok eğlenceli. Hani yetişkinlerin de çok keyif aldığı bir yer. Çünkü crazy dance falan var. Bir sonra bitiren birinci perona gelmektedir. Az kalmış ama biz ona binmeyeceğiz. Şimdi bekliyoruz burada işte feribot diyecek. Marmara'yımız gelsin. Ondan sonra gelin, zaten onda 2 dakikası bile kaldı. Gelirken yetişemedik. Biz böyle tam aylanan çıkarken gittik. Aha geldi. Hadi gelin. Geç bakalım aşkım. Şu taraftan. Plajı soğudu da plajı bilmiyorum ben ama. İstanbul'a geldiğimizden beri bir türlü görüşemedik çünkü zaten dünyayı geziyoruz. Sürekli yurt dışında. Sürekli yurt dışında olduğu için de o buraya geldiğinde ben tatildeydim. Bir türlü denkleşemedik. Dün gece konuştuk, saat 3 falandı işte, bugün için haberleştik. O buradayken, ben de buradayken, ikimiz de uygunken işte görüşeceğiz. O yüzden ben de böyle hem çocukları mutlu edelim, hem biz de oturup sohbet edebilelim, hem böyle dışarıda işte sahil kenarı olsun, hem AVM olsun diye. En uygun bana Flora gibi geldi.
Burası da çok kalabalık olmuyor. Bugün de hafta içi pazartesi diye düşünüyordum ama yok ya, burası da hep kalabalık oluyor. Ama oturacak bir yer buluruz. Tabii önce kahvaltı yapacağız, sonra kahve içeceğiz bir yerde. O sırada da arkadaşları kahvaltıdaymış. O da kahvaltısını bitirip gelir. Yıllar sonra Zemzem. Zemzem'e diyorum ki sen kameraları hiç sevmiyordun çünkü kendisini çektirmiyordu. Ergenlik konusunda çocuklarda var. Ama artık seviyor. Yalnız ben şu an çok güzel görünüyorum. Yani birazcık. Seviyor derken fotoğraf. Yoksa videoda da yine YouTube'a çekeyim mi dedim. Çekmiyorsun. Tam kısacık olur falan. O şekilde. Zemzem, şu an kaç yaşındasın? Daha 29 olacağım. Ama 29 olduğu için hiç mutlu değil. Kim olsun. Yaşlandı ki mutlu olur. Şöyle pozitif düşünürsünüz. En azından 34 yaşında değilim. Yaz biz bir oturduk. 2 saattir sohbet muhabbet. Hiç fotoğraf bile çekmemiştim. Dedim ki birazdan Luna Park'a gideriz. Kalkarız falan. Aklımıza gelmez fotoğraf çekelim. O şekilde... Yani, şimdi burada biraz oturuyoruz. Buradan kalkıp çocuklarına parka götüreceğiz. Tabii götürebilirsek çünkü aşırı sıcak eriyoruz. Gözlerim soğuyor. Hayır ya. Ama baksana benim de kaşlarım. Valla burada kuaför bulamadım, aldıramadım. Birazcık İbrahim tatlı sesle. Ben de uyumadım. Gerçekten mi? Gerçi biz seninle gece 3'te yazıştık. Sen demek ki bayağı bir geç yatmışsın ya. Arkada sen kendi çok erken uyuyordu bana. Ben de uyumuyorum ama benim çocuklarla mesut kuaförsünüz ya. Değil mi? O zaman mesaj açtı. Evet. Instagram kapandı ya, onunla uğraşıyoruz. Bir saattir VPN de yapamadım ben. Neyse şimdi buradan kalkıyoruz, gidiyoruz tatlışlar. AVM'ye giriyoruz. AVM'den çıkmak çok zor. Sonra ben nereden çıkacağız diye düşünürken Beril dedi ki 2 kat yukarı çıkıp çıkacağız. Ben de İsmail'e dedim ki yukarı çıkıp nereden gideceğiz? Ama çocuk doğru söylüyormuş. Şimdi buradan çıkıp onların da payda götüreceğiz. Tabii çıkabilirsek. Şu an indiğimiz merdivenlerin ve manzaranın güzelliğini göstereyim size. Çok iyi. Ama Luna Park'a buradan nasıl gideceğiz onu düşünüyorum. Şu sahile ineceğim, oradan soracağız. Çünkü o bayağı ileride. Yalnız çok gemi dolu bugün deniz. Bakalım. Gidelim. Geç bakalım. Belice sen de geç. Güzel müzik çalıyor ama ben şu köpek arkasından nasıl geçeceğim onu düşünüyorum. Çok güzel çalıyor. Neyse Zemzem'i diri belili bekletmeyeyim. Gidelim. Biz bir de yanlış tarafa yürümüşüz. Luna Park bu taraftaymış. Sonunda Luna Park'tayız. Zemzem çocukları su alıyor. Şu rezidansa eskiden binmeyi çok sevdim ama artık binemiyorum. Kızlar en çok şunu seviyorlar. Bir de şu arkadaki treni. Emo Kurdu'na binecekler. Şu anda Bakırköy'ü geçtik. Çünkü Flora çok kalabalıktı diyeceğim. Ne yapıyorsun anne? Oturmaktan yoruldu ya. Flora çok kalabalıktı. Dedik ki Bakırköy'lerim şimdi yemek yiyeceğiz. En azından hem bildiğim yer hem de daha sakindir diye düşünüyorum. Umarım. Sence gidiyor mu ya? Biraz şey sıcak. Değil. Evet, yemek yedik. Şimdi kalktık. Ve Marmara'ya doğru gidiyoruz. Yürüyün bakalım. Evet. Ama her gün gibi bugün de bitti. Şimdi saat 9'a geliyor bakın, yani düşünün. Eve geçiyoruz. Zemzem de arkadaşıyla konuşuyor telefonda. Beraber gidelim dedik ki birazcık daha sohbet edelim diye. Şu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürdendir. Ben çok duygulandım. Biraz sağlıyorsun geldi. Gerçekten ağlayasım geldi. Ay nenem, oy nenem. Ama ağlamayacağım tabii ki. Güzel bir gündü tatlış. Gerçekten dolu dolu çok keyifli geçirdik. Bol muhabbetli, sohbetli. O kadar konuşmuşuz ki ve o kadar gezdik ki şu an böyle sanki uykusuz ve çok yorgunmuş gibi görünüyorum. Gerçi sen öylesin zaten de. Kilo şeye taşıdık sanki, çuval. Gerçekten. Ama tadını çıkarttık yani tam olarak. Saat 9'a geliyor. Artık Marmara'ya doğru gidiyoruz. Marmara'ya binip evlerimize dağılacağız. Zemzem de burada yaşıyor ama burada yaşıyor dediğime bakmayın. Yılın... Ben başına yana gideceğim daha taksi. Yılın 12 ayı. 11 ayı yurt dışında hanımefendi.
İşte artık geldim de karşılaşabilirsek görüşürüz. Gibi bir şey oluyor, evet. Aralarda evine geliyor diyebiliriz. Öyle yani. O yüzden ayrılıyoruz birazdan. Ay aman aman. Korkunç bir espri düzenizem. Kaç dakika bekliyoruz? Hayır öyle deme. Billur gibi sesim var. Bizim iki durak. İki durak sonra Kazı Çeşme. Çok yakın. Evet. Şimdi de yeni gelmiş araç turistler gibi görmemiş. Boğaz'da fotoğraf çekiliyorsunuz. Oturuyorum böyle. Ha Boğaz. Bu da çimen. Önce ineceklere izin vereceğiz. Bütün yolları çok severim. Çünkü deniz yani. Ağustos böceklerinin sesini duyuyor musunuz? 500 metre sonra sağa devam ediniz. Ya size gösteremedim. Tabi manzaranın güzel diyecektim. Ne para mı? Nerede giriş? Şu anda kendi şapkamı takamın biri şapkasından. Evet. Benim ekip burada. Ben bunları kullanıyorum bütün yaz. Beril de babasıyla burada kumdan kare ama. Bugünkü vlogumuzun moderatörü Beril Ece Yüksel. Hadi bakalım gidelim. Bugün yüzdük, gezdik, tozduk. Birazdan eve döneceğiz ama belirleyici bir video çekmek istedi. Ben dedim tamam o zaman sen çek. Anne evde de çekeceğim ki ben seni. Bırakmayacağım peşini. Hiç sıkıntı yok aşkım. Nasıl istedin? Anne burada yarın mı gideceğiz? Evet. Belirli denizde çok eğlendik. Sen eğlendin mi? Evet de anne bence sen şey yapmalıydın. Denizde evet. Çekmeliydin. Ama babam bizi çekti. Çakmak şapkanın içinde aşkım. Anne şimdi mi gidiyoruz? Evet şu anda gidiyoruz. Saat... Çünkü saat 6'ya yakın oldu. O zaman o pembenin içinde açtım. Ya da o hırkanın altında. Bir yerde bir yerde. Kapatabilirsin. Allah'ım bir sürü benim ya. Kutur o, kutur sayılıyor. Anam bile yandı. Annen iki sürü yanılıyor. Anne bak bir lan. Al bak bak. Sen yandı. Aa bu tutmadı ama ya. O tutmadı. Ben sarmam sen de. Sen de kadar. Onu da o tutamadı. Şimdi bana hiç gülmeyin ama videonun kapanışını, aslında videonun açılışını yaptığım gün çekmiş oluyorum. Çünkü ben genelde videoyu düzenlerken şunu fark ediyorum. Aa ben size hoşça kalın dememişim. Videoyu düzenlediğim saatte böyle gecenin bir yarısı oluyor. Evde herkesin uyuduğu, benim kapanış videosu çekemeyeceğim bir saat oluyor. Ve böyle size hoşça kal demeden kapatmak istemediğim için o gün o videoyu paylaşamıyorum. Ertesi gün yine kapanış videosu çekmeyi unuttuğum için o gün de o video paylaşılmıyor. Saçma sapan bir kısır döngüye girdim. O yüzden şu anda direkt çekiyorum. Sizi çok seviyorum.
Gerçekten benim için çok değerlisiniz. Burada tatile gittik, geldik. Onu da burada paylaşmadım çünkü hani önceki gittiğimiz oteli gitmiştik tekrar o otele gitmiştik, konuşamadım. Oteli de direkt toplulukta paylaştım, oradan bakabilirsiniz. Bu arada shorts'a da çok güzel videolar atıyorum. Instagram demek isterdim ama Instagram şu an kapalı. Gerçi ben VPN'den giriyorum, bu da reklam değil. Artık herkes kullanıyor. VPN'den giriyorum, biliyorsunuz zaten kızlar bunu. Kahve makinesi yine kahvemi yapmadı. Neyse basayım, yapsın. Evet, basmamışım çünkü. Şu anda gerçekten bu konuda çok aşırı derecede mutsuzum. Bence bu şekilde olmamalıydı. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Neyse, çok da bir şey söylemeyeceğim ama gerçekten hani bu durum şu anda yeterince mutsuzluk verici. O yüzden Instagram konusunu konuşmak bile istemiyorum. Sürekli girip bakmıyorum çünkü zaten VPN'den açık ama etrafımdaki herkes zırt pırt girip bakıyorum. 5 dakikada bir kapalı olduğunu hatırlıyorum. Gelip depresyona giriyorum falan diyor. Ben sadece işimi yapıyordum. Paylaşımlarımı yapıyordum. Çok fazla insanları işte takip edip izleyip çok fazla, hatta hayatımı hiç keşfet izlemedim. Yani şöyle keşfete kaydır muhabbeti var ya, işte şunu yapamayacağız falan. Ben hiç öyle bir pozisyonda olmadığım için bu durum beni rahatsız etmiyor. Yani keşfet izlememek falan, ama ben işimi yapıyordum, paylaşımlarımı yapıyordum. Orada çok büyük bir kitlem var. Neredeyse 8 senedir Instagram'dayım ve çok büyük bir emeğim var. Bu emeğimin şu anda hani gerçekten yok olup gittiğini görmek beni inanılmaz derecede üzdü. Yani şöyle düşünün, bir dükkanınız var, sabah kalkıyorsunuz ve dükkanınız kapalı. Bu sadece benim için de değil. Çünkü ben oraya sadece dükkan olarak görmüyorum. Yaklaşık 2 sene boyunca hiç para kazanmadan o Instagram'ımı büyüttüm ve yaptım. Ve çok sevdim. Hiçbir reklamı da kabul etmedim. Hiçbir firmayla da anlaşmadım. Oranın öyle bir platform olduğunu bilincinde bile değildim. Daha sonrasında hani gelen teklifler, çevremde işte güven bağının oluşmasıyla vesaire yaptım. Ama şunu söyleyeyim. Çok fazla küçük işletme var. Çok fazla buradan para kazanan markalar, reklam veren firmalar, şirketler var. Onlar için durum çok çok daha üzücü. Yani bir sabah kalkıyorlar, içerisinde malları ve o milyonluk mallarıyla dükkanları kapalı. Tabii ki onlar için çok daha üzücü bir durum. Umarım ki güzel bir şekilde sonuçlanır. Bu şekilde kalmaya devam etmez. Seneler önce YouTube'da kapalıydı biliyorsunuz. 2012 ile 2016 seneleri arasıydı yanlış hatırlamıyorsam, 3 sene boyunca YouTube kapalı kalmıştı. O zaman ben YouTuber değildim ama şu anda mesela YouTuber'ım ve böyle bir şey olmuş olsa şu an YouTube adına da çok üzülürdüm. Çünkü sizi gerçekten çok seviyorum. Her şeye geçtim. Zaten çok para kazanmak gibi bir çabam olsa Allah'ın her günü video atarım. Öyle bir derdim yok. Atmıyorum. Atamıyorum, vaktim yok. Yürüyüş yapıyorum, spor yapıyorum, kitap okuyorum. Dengeli, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. İç dünyamı, dengemi bir düzende tutmaya çalışıyorum. Çocuklarım var, ailem var, tatildeyiz, geziyoruz. Her anı dolu dolu geçiriyorum. Çünkü gerçekten insanın bir dakikası bile geri gelmiyor. Hayatta her şey para değil, daha değerli şeyler de var. Ama sizi de çok sevdiğim için, yine para kazanmak için de değil, sizin o bağımı çok sevdiğim için burada düzenli bir şekilde video paylaşmaya gayret ediyorum ve siz bana kızdığınız için daha sık atmaya çalışıyorum. İnanın ki. Yani benim için gerçekten çok değerlisiniz ama sadece para değilsiniz. Bunu çok iyi bilin. Zaten öyle olsaydı yaklaşık 2,5 senedir her gün burada 10 günde 10 tane video paylaşan YouTuber da var. 30 günün ayın 30 günün 30 günü paylaşan da var. Ha ben bir süre öyleydim 2,5 sene. Bu bana gerçekten çok keyif veriyordu. Hani bu beni yoğurmuyordu. Çocuklarım daha küçüktü. Benden beklentileri çok farklı değildi. Yani bir süre ben de YouTube'da çok sık vlog atıyordum hatırlarsanız, haftanın her günü. O zaman öyle bir süreçti. O zaman o bana iyi geliyordu. Şu anda o da bana iyi geliyor ama haftanın her günü, her akşam hani vakit ayırıp buraya düzenlemek, çünkü başka işlerim de var. Sadece artık YouTube yok. O zaman YouTube çok daha hani ön plan tutabileceğim bir platformdu. Çünkü başka işlerim yoktu ve kendime bu kadar vakit ayırmıyordum. Kendimi yok sayıyordum gerçekten. Ama şu anda kendimi yok sayabilecek bir noktada değilim. Kendimi inanılmaz derecede önemsediğim, kendi ihtiyaçlarımı ertelemediğim bir dönem yaşıyorum ki bunun böyle olması gerekiyormuş zaten ki bende çok büyük bir iç dünyamda kendime vermediğim değerin, kendime vermediğim yani hissettirdiğim değersizliğin bir patlaması oldu, kendi adıma söyleyeyim. Bir gün böyle baktım hani hiçbir şey yapmıyorsunuz öyle, yani size kitap okuyacağım diyorsunuz ki işim var. Hayır ya, otur 3 sayfa oku, 2 sayfa oku, 1 sayfa oku. Duygusal anlamda buna ihtiyacın varsa bunu yap. Ki bu sana iyi gelsin. Rahatla, nefes al. Yani o nefes alacağım durakları kendime vermiyordum. Sadece çalışıyordum. Sadece içerik üretiyordum. Instagram'a işte farklı bir işim daha vardı. Onunla da ilgileniyordum. Aynı zamanda da YouTube.
bu insanı tüketenmiş arkadaşlar. Sadece çalışmak ve para kazanmak için yaşanılan bir hayat olamaz. Sakın kendinize bunu yapmayın. Akşam oturun böyle yarım saat de olsa o masaj aletini alıp kendinize masaj yapın. Cilt bakımı yapın, kitap okuyun. Yürüyüş yapın, spor yapın, meditasyon yapın. Hoşunuza giden bir filmi izleyin. Sevdiğiniz insanlarla buluşun. Çıkıp bir doğa yürüyüşü yapın. Görmek istediğiniz, keşfetmek istediğiniz yerleri keşfedin. Yani bu kadar. Hayat bu. Keyfini çıkartın. Kimseyi üzmeyin ve üzülmeyin. Kimseye büyük konuşmayın. Sonra da yaşamayın. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Umarım ki Instagram bir an önce açılır. Ve bu durum düzelir. Gerçekten. Söyleyeceklerim bunlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızla ve beğenilerinize de kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.